Merhaba. Şimdi sizlere bu görmüş olduğunuz kazaya deseni çalışmasını anlatacağım. Fakat bunu ucu gagalı tek şişle öreceğim. Tunus işi oluyor bu model. Bunun için iki renk ipi ihtiyacımız var. Bir de böyle tığa benzer bir şişe ihtiyacımız var. Bu deseni hırkalarda, yeleklerde, battaniyelerde, patiklerde kullanabilirsiniz. Ben şimdi basit olarak bu model nasıl kuruluyor ondan bahsedeceğim. Öncelikle ana zemini şöyle beyazikten yapayım. Yaklaşık 15 zincir çekeceğim. Birazcık bol çekiyoruz zincirleri. 14 15. Ben şimdi model kurulumu için kısa bir anlatım yapacağım için 15 Zincir benim için yeterli. Elimizdeki model de 15 zincirden oluştu. Bunu siz çoğaltabilirsiniz tabi. Öreceğiniz projenin büyüklüğüne göre çoğaltabilirsiniz. Tunus işinde normal tığ gibi örüyoruz fakat buradaki ilmekleri hemen çıkarmıyoruz. Önce dolduruyoruz ilmekleri tığımıza, şişimize. Daha sonra tek tek çıkarıyoruz. Öncelikle ilk sıramızı şöyle ilk ilmeğe batarak oluşturacağım. Şişimde ilmek kalacak. Tekrar yanındakine batıyorum. İlmek kalıyor. Bu şekilde sıra sonuna kadar sayarak yapalım. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Şimdi 15 ilmek var. Şimdi bu 15 ilmeği birer birer çıkaracağım. Önce ilk şu sonda kalan ilk ilmeğimi bu şekilde kendinden çıkarıyorum. Daha sonra böyle ikişer ikişer alarak çıkaracağım. 2 3 ve 15. Şimdi ikinci sırayı da yapacağım. Ondan sonra ikinci renge geçeceğim. Yine bu sefer şuraya batacağız. Şöyle içine batmıyoruz. Şuradaki ilmeğe batıyoruz. Bu şekilde batıp ipi çekiyoruz. 1 2. Hemen yanındakine yine batıp çekiyoruz. 3 4. 13 14 sonuncuyu şöyle tam iki tane ilmeğin olduğu yere aşağıya doğru batacağım şöyle alırsam da olur fakat ben böyle almayı tercih ediyorum daha düzgün durması için 15 ilmeği şişime doldurdum şimdi teker teker 15 ilmeği çıkaracağım Bu son ilmeklere ikinci rengi takacağım için çıkarmıyorum. Şöyle ipi elime alıyorum. Biraz uzun bırakıp ikisini birlikte o renkten çıkarıyorum. Daha sonra bağlayacağım onu. Şimdi burada model kurulumuna başlıyoruz. Model kurulumu 3 sırada bir alttaki sıradan beyazı yukarı taşıyorum. Hemen ilk ilmeği şöyle örsem ondan sonra böyle şişimi geçiriyorum. İpi doluyorum fakat örmüyorum. Altındaki buna değil altındakinden bunu yukarı taşıyacağım şimdi. Şöyle örüyorum fakat bu ipi doladığım yerle birlikte çıkaracağım bunu. Bu gri ipi aşağı taşıdım. Buradaki beyaz ipi yukarı taşımış oldum. Bundan sonraki iki ilmeği normal örüyorum. Şimdi tekrar şu işlemi yapacağım. Beyaz ipi yukarı taşıyacağım. Sonrakinde de gri ipi aşağı taşıyacağım. Bunu örmeden alıyorum bu şekilde. Yukarı taşımış oluyorum. Sonra ipi doluyorum. Bu sefer gri sırayı alta taşıyacağım. O yüzden şundan değil, altındakinden batıyorum. O doladığım iple birlikte ikisini birlikte çıkardım. Yani 3 gri 1 beyaz, 3 gri 1 beyaz şeklinde oluyor. Şimdi şimdi normal 2 ilmek örüyorum. Şimdi tekrar beyazı yukarı taşıyorum. Bu şekilde örmeden. Sonra griyi aşağı taşıyacağım. İpi doladım. Buna değil, alttakine batıyorum. Griyi aşağı taşımış oluyorum. Tekrar 2 ilmek düz olarak öreceğim sonraki ilmeği de normal şöyle ikisine bir olacakmış gibi batıyorum. Şimdi bütün doldurduğum ilmekleri çıkartacağım. İlmek sayımızda bir değişiklik olmadı. 2 4 6 8 10 12 14 15. Şimdi o ilmekleri tek tek çıkarıyorum. Bundan sonraki sırada normal hiçbir işlem yapmadan düz bir şekilde öreceğim. Şimdi düz bir şekilde örüyorum. Hemen yanındaki şuna batıp başlıyorum. Sonra bu beyaza olduğu ilmeğe, sonra yanındakine normal düz olarak örüyorum. Sıramı bitirince de normal hepsini tek tek şişten Kapatarak çıkar çıkaracağım. Son iki ilmeği çıkarmıyorum, beyaz renge geçiş yapacağım. İkinci sırada şu görünen beyazların hemen yanında beyaz ilmeği yukarı taşıyacağım. Önce şu beyaz ipimi. Geçirdim İlmeğimi kapattım. Şimdi bu gri'nin yukarı taşıtmasını istediğim için ipimi önce doluyorum. Burada aşağı doğruydu. Şimdi burada yukarı doğru olacak. Kazaya modeli bu şekilde oluyor. İpimi doladım ve bundan değil, yani bu ilkinden değil, ikinci sıradan geçirdim. Sonra bu iki doladığım ip ilmekle birlikte çekiyorum. Sonra ne yapıyorduk? İpi doladıktan sonra iki ilmeği normal düz örüyorduk. Sonra Green ipi ilmeği şöyle yapıyorum. İlkinden alıyorum, yukarı taşımak için doluyorum. Alttaki sıradan batıp bu doladığımla birlikte çıkaracağım. Sonra iki düz şekilde örüyorum. tekrar ilkinden batıp örmeden tutuyorum ipi doluyorum birinciden değil ikinciden batıp o doladığımla birlikte çıkarıyorum sonra normal iki ilmek örüyorum sonra bu griyi yukarı taşıyacağım için örmeden bu şekilde şişime aktarıyorum 3 beyaz bir gri oluyordu sonra dolayıp birinciden değil ikinciden örüyorum ve o iki doladığımı birlikte çıkarıyorum en son ilmeğimi de bu şekilde batıp çıkarıyorum sonra bütün ilmeklerimi tek tek çıkarıyorum Şimdi bir sıra normal düz şekilde öreceğim. Son iki ilmeğimde gri ipe tekrar geçiş yaptım. Birinci kaz ayağımız oluşmuş oldu. Şimdi burada şöyle bakıyorum. Şu gri gördüğüm yerin yanında hemen şu şunu alttakine batacağım şekilde yapacağım. Öncelikle ondan önceki ilmeğimi şöyle çekiyordum yukarı. İpi doluyorum. Sonra birinciye değil ikinciye batıyorum. Ve o doladığım ilmekle birlikte çıkarıyorum. Sonra ne yapıyorduk? İki tane ilmeği düz olarak örüyorduk. Model kurulumu bu şekilde oluyor. Şimdi iki tane ördükten sonra beyazı yukarı taşıyacakmışım gibi böyle şişime batıyorum. Sonra doluyorum ve burada gördüğümüz bu green'in hemen yanındaki beyaz ilmeğin olduğu yere yani ikinci sıraya batıp bu doladığımla birlikte çıkaracağım. Sonraki iki ilmeği bir normal düz örgü olarak örüyorum. Şimdi yine beyaz ilmeği yukarı taşıyorum. İpi doluyorum. Birinci değil ikinci alttaki sıraya batıp o doladığımla birlikte çıkarıyorum. Sonraki iki ilmeği birlikte örüyorum. Tek tek örüyorum. En son ilmeğimi de şöyle ikili batarak ördüm ve tek tek çıkaracağım bunları şimdi. Bu sırada şimdi düz öreceğim. Düz bir şekilde örüyorum ve lal ilmeklerimi çıkarıyorum. Sonra beyaz ilmeğin olduğu sıraya geçmiş olacağım. Son iki ilmeğimi beyazla öreceğim. Ve üçüncü sıra örneğime geçiyorum. Yine şöyle bakıyorum. Bu sefer beyazla öreceğim için alttaki beyazı takip edeceğim. Şurada şu yukarı çıkan taşıdığımız beyaz ilmeğin hemen yanında alttan alacakmışız gibi örneğe kuracağız. Alttan alacağımız yerde de hemen yanında bir öncesinde bu griyi yukarı taşıyorduk. Aynı zamanda şu grinin şu hizasını da takip edersek bu alta inen green'i hemen yanında solundakini yukarı taşıyoruz. Örneği onun gibi kuruyoruz. Şimdi bu yukarı taşınmış beyazın üstündeki ilmeği normal düz olarak örmem gerekiyor. Sonraki ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi bu beyazı yukarı taşıdığımızın yanında hemen şurada batacaktık. Bundan bir öncekinde de gri yukarı taşıyacaktık. Şöyle. Yani şunu şu alttaki green'in hemen solundaki ilmeği yukarı taşıyoruz. Doluyoruz. Doladığımız zaman alttakine batıyoruz. Sonra normal iki düz ilmek örüyoruz. Şu yukarı taşıyacağımız ilmek hangisi diye bakarsak buradaki bu Green alta alttaki ilmeğin hemen solundakini yukarı taşıyoruz. Bunun solunda beyazın sağındaki doluyoruz. Beyazın sağındaki ilmeklerim alttan yukarı doğru taşıdım. Şöyle. Sonraki iki ilmeği düz olarak örüyoruz. Sonra 3 beyaz olduğu için yukarı taşıyoruz. Doluyoruz doladığımız ilmekle birlikte çıkarıyoruz. En son ilmeğimi de bu şekilde battım ve bu ilmeklerimin tamamını çıkaracağım şimdi. Tek çıkarıyorum. Bundan sonraki sırayı normal düz olarak öreceğim. Sonra gri ipe geçeceğim. Son iki ilmeğimde griyi takacağım. Gri ile örüyorum. Şimdi şöyle bakacağım. İki tane kaz ayağı modelim oluştu gri Şimdi beyazda üçüncüyü oluşturmak için bu beyazların yanlarında hemen yukarı taşımam lazım. Bunu yukarı taşıyacağım. Yanındaki şunu yukarı taşıyacağım. Burada üç tane gri örülecek. O zaman bunu yukarı taşıyacağım. Şöyle batıyorum şuradan hesaplıyorum. Şuradaki beyazın solundakini yukarı taşıyorum. Bu yukarı taşınıyorsa bunun sağında 1 2 3 tane gri örülecek demektir. O yüzden bunu yukarı taşıyorum. Doluyorum. Altındakini hemen şöyle alıyorum. Sonraki ikisini örüyorum. Bunu yukarı taşıyorum. Doluyorum. Alttakine batıyorum. İkisini birden çıkarıyorum. Sonraki iki ilmeği örüyorum. Yukarı taşıyorum. Doluyorum. Alttakine batıyorum. İkisini birden çıkarıyorum. Sonraki ilmeği örüyorum. Son kalan ilmeğimi de normal örüyorum. Böylece üçüncü beyazda da ikinci sırayı kurmuş olduk. Bundan sonraki takip edecek modelleri bu şekilde uygulayabilirsiniz. Model kurulumu bu şekilde oluyor. Mesela şurada başka bir sıralamayla model kurulumunda nasıl yapacağımızı göstereyim. Şöyle bakıyorum. Burada ben şimdi beyaz renge geçtim. Şöyle bakıyorum. Şu gri'nin yanındakini yukarı taşıyacağım. Gri, bu gri aynı gibi düşünelim. Ne yapmış? bu gri'nin yanındakini yukarı taşımış. Yani bunun bu tarafındakini yukarı taşımış. Burada da aynısını yapacağız. Bunun bu tarafındakini yukarı taşıyacağız. Bunu örüyorum. Bunu yukarı taşıyorum. Bunu solundakini yukarı taşıdım. Doladım. Beyazın da yanındakini hemen almış oluyorum. İkisini birlikte çıkardım. Sonraki iki ilmeği örüyorum. Zaten bunu bu şekilde ayarladıktan sonra nereye geleceğini ayarladıktan sonra kurulum aynı. 3 beyaz, 1 gri şeklinde oluyor. Griyi de bu şekilde yapıyoruz. Yukarı taşıyoruz, örmüyoruz. Dolayıp yanındakini örüyoruz Ama alttan alarak. Anlatırken biraz karışık anlatmış olabilirim. Fakat şöyle baktığınızda görselden kendiniz çıkarmaya çalışacaksınız. Kurulum zaten beyaz örüyorsak 3 beyaz 1 gri şeklinde oluyor. Gri örüyorsak da 3 gri 1 beyaz şeklinde oluyor. Bu şekilde model kurulumu yapıyoruz. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim.